Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü İDİAS'ı ile AB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak yürütülecek olan iklim değişikliğine uyum programı projesi kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na pestisit atıkları imha projesi hazırlatılmış olup hazırlanan projenin ana yürütücüsü olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eş başvurucu olarak Kırklareli İlçe İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansı olarak belirlenmiştir. Hazırlanmış olan projenin AB tarafından belirlenen kriterlerin neticesinde maksimum %90 oranında hibenin AB tarafından karşılanabileceği, kalan %10'luk kısmın İl Özel İdaresi tarafından karşılanması planlanmıştır. Projenin toplam bütçesi 91.836 Euro'dur. Projenin süresi 3 yıllıktır. Hibe programı kapsamında ilk 18 ayının %90'ı iklim değişikliğine uyum programı kapsamında karşılanacaktır. Diğer 18 aylık sürdürülebilirlik maliyetinin İl Özel İdaresi tarafından karşılanacağı planlanmıştır. Proje başvurusunun kabul görmesi halinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64. maddesi gereğince projenin kurumumuzla ortak olarak uygulanmasına, proje yürütümü sırasında proje hesabına para aktarımı yapmaya, projenin 18 aylık kısmında 4591.80 Euro'luk eş finansman, İkinci 18 aylık kısmında 7110 Euro'luk eş finansman karşılanmasına ve diğer belgeleri imzalama konularında Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmak üzere evrakın İl Genel Meclisi'ne sunulmasını rica ederim. Bilal Kuşoğlu, Vali adına Genel Sekreter. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi yıllardan beri ilimizde bu tarım ilaçlarının kullanımı ve bunların atıklarının bertaraf edilmesi konusunda verdiğimiz mücadeleyi hep beraber izledik. Ve 21. yüzyılda dünyanın en büyük sorunlarından birisi iklim değişikliği. Ve su konusundaki hassasiyetimizi de defalarca burada anlattık. Eğer sularımızın kirletilmesi konusundaki bu tarım ilaçlarının doğada kutularının doğada bırakılması bunların da çok büyük dezavantajları olduğunu, sularımızı kirlettiği konusunda bilgilerimiz var. Özel idaremizin İl Tarım Müdürlüğü'nün ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı proje gerçekten çok çok güzel. İnşallah Trakya Kalkınma Ajansı'ndan da bu proje kabul görür. İPA mı? Evet, Avrupa Birliği Komisyonu. Trakya Kalkınma Ajansı hazırlanması. Yani inşallah kabul görür. Gerçekten gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, yaşanabilir kentler bırakmak düşünüyorum. Çok olumlu şey olduğunu düşünüyorum. Ben tarafımla ilgili bir proje, İPA projesi. Tarımla beraber müşterek üreteceğiz. Bununla ilgili müracaat öncesi bizim eş finansman destekleyebileceğimize dair bir meclis kararı alınması gerekiyor. Bazı diğer projelerde olduğu gibi. Burada bize düşen 4591.80 euro bir para, yüzdelik anlamında. Yalnız bu proje kazanılıp faaliyete geçildiğinde 3 yıl işletilmesiyle alakalı 7110 euro gibi bir maliyeti var. Bunu da meclisimizin oraya sunuyoruz. Teşekkür ederim.